Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Pattaya'dayız ve Walking Street'e doğru yürüyoruz. Kaldığım yerden ortalama 1 kilometre kadar uzaklıkta Walking Street. Şimdi biraz ilerledik. Yani şu an sahil kenarındayız, sahil kısmındayız. Şöyle göstereyim burayı. Bu şekilde. Denizde de bayağı bir gemiler, tekneler var. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama bayağı bildiğim böyle yanaşmış hepsi. Ondan sonra bu arada çok fazla böyle sağ tarafı gösteremiyorum arkadaşlar. Orada ablalar var malum. İş yapıyorlar, çalışan ablalar var. Onları video çektiğim zaman videoyu silmemi istiyorlar. Ondan dolayı hiç orayı böyle göstermeden yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Çünkü sıkıntı oluyor yani. Bu ablaların yeri. Anladın mı? Bize de saygı duymak bir şey. Haliyle diyor ki yani çekme beni diyor. Çekersen de silmek zorunda kalıyoruz haliyle. İstemiyorlar çünkü. Kimseyi de zorlayacak değiliz arkadaşlar. O sebepten dolayı saygı duymak lazım. Şimdi şöyle göstereyim size. Bu şekilde arkadaşlar sıralı bir şekilde dükkanlar var. Böyle bu yolun sonu da direkt olarak Walking Street'e çıkıyor. Şimdi orada biraz yoğun ses olacak olduğundan dolayı biraz sesim duyulmayabilir. Bunu şimdiden söyleyeyim. Bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada burada ben bir şey fark ettim arkadaşlar. Çok fazla Hintli ve İranlı arkadaşlarımız var. Neden? Sanırım böyle biraz daha yakın olduğundan dolayı bu tarafa. Ve hani malum biliyorsun kendi ülkelerinde biraz daha böyle kapalı bu tarz şeyler. Çok fazla onaylanmadığından dolayı buraya geliyorlardır diye tahmin ediyorum. Onun dışında bu arada çok fazla restoranları da var arkadaşlar. Hint yemekleri olsun, işte gece kulüpleri olsun, Hintlilere ait çok fazlalar. Türk restoranları da var çok fazla ve gerçek manada hani Türklere ait işletmeciler de Türkler. Hani adı Türk restoranı olup da Türklere ait olmayan birçok yer var ki keza gördüm de. Bu öyle bir şey değil. Direkt olarak Türklere ait Türk restoranları var. İnanılmaz lezzetli yemekler var. Burada geldiğiniz zaman böyle çok fazla yemek sıkıntısı çekmezsiniz arkadaşlar. Eğer seçiciyseniz. Zaten problem yok. Ben hani burada Tay yemekleri de yiyorum. Türk yemekleri de yiyorum. Problem yok yani çok fazla. Böcek de yiyeceğim. O yüzden çok bir problem değil benim için. Ben hani noodle'la da karnımı doyururum. Maksat benim için günü kurtarmak yani. O sebepten dolayı çok ne yediğimin içtiğimin önemi yok. Royal Garden Plaza diye bir AVM varmış arkadaşlar. Böyle büyük 2-3 tane AVM var bu arada gördüğüm kadarıyla. Ve hani gerçekten büyük AVM'ler. Baktığın zaman zaten burası Tayland'ın ciddi manada en önemli yerlerinden bir tanesi turist bakımından, kalabalık bakımından. Ya turistik bir lokasyon baktığın zaman direkt deniz kenarı zaten. O sebepten dolayı burada böyle biraz daha AVM'leri yoğun bir şekilde görmek mümkün arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Az kaldı. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar geldik sayılır. Bu arada bizimkiler burada Bangkok'ta tuktuk vardı arkadaşlar. Burada da böyle taksiler var. Hemen dur yetişeceğim onlara şimdi. Burada bak taksiye binmişler burada. Geldim. Hello. Oh, hello. Düşeceğim dur. Ne yapıyorsunuz burada? Ya vallahi ne yapalım kanka gidiyoruz işte. Niye bindiniz buna? Biz ayağım merak ediyor. Ettik kanka hem de ayağı. Ben de geldim herkes şimdi bak. Bana bakıyor. İnanılmaz güvenli bir şekilde arkadaşlar seyahat ediyoruz. Sol çaprazdan biri gelip girse ne olur evet. Kanka? Şuradan gelip şapkanı alsam ne yapabilirsin ki yapacak birazdan bana. Az biraz yolumuz kaldı. Burada da yine sıralı publar, aynı şekilde dükkanlar var. Pazar evet, yerini böyle gezdin mi kardeşim? Nerede pazar yeri? He gezdim. Sen var, nasıl bir adamsın ya? Gel abla. Sen ne seyahat satışı falan mı oldu? Yapma kardeşim. Evet, çok eğleniyoruz. Abla sen de ama çok da çok yavaş gidiyor ya. Çok yavaş gidiyor. Bu normalde var ya açık hava bir de kenarları falan da iyi. Direkt bu normal şartlarda ifil ifil eser de. Abi inanılmaz trafik var burada ya. Tamam ben burada ineyim bari. İstanbul. Ben burada ineyim de az kaldı zaten yürürüm. Ya az yavaş ben ineceğim deyince hızlanmaya başladım. Valla. Ama ineyim de yürüyeyim de inmeyeyim mi? Abi diyecek ulan beleş kullandı diyecekler. Neyse inmeyeyim dur hadi. Şimdi az kaldı bak şöyle göstereyim. Hadi yanım. Birey. Mami. Sen mi verdin? Verdim. Ne kadarmış? Kanka 100 verdim 20 verdi yani 80. 4 kişi. Evet bu şekilde. Burada yine bak bir Mariana Bar var. Evet arkadaşlar şimdi böyle yolda yürürken Türk pizzacısı, kebapçısı ne derseniz artık
böyle bir dükkana denk geldik ve şöyle bir şey oldu. Burada bir abiyle tanıştık. Yüksek ihtimalle buranın yemeklerini hazırlayan abi bu. Hemen yoldan geçerken böyle tabelaya bakıyorduk. O da direkt yanımıza geldi, dedi ki Türk müsünüz? Çok da sıcakkanlıydı. İnanılmaz bir adam. Şimdi hemen sizi onunla tanıştıracağım. Hadi gelin bakalım. Burada hemen canlı canlı şahit oluyorsunuz. Abim de burada. Abi nasılsın? Eyvallah, teşekkür ederim. Neydi adın bu arada? Erkan Keçeli abi. Evet, abim çok sıcakkanlı bu arada arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka bu Walking Street yolu üzerinde bir dükkan. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka buraya uğrayabilirsiniz. Erkan abi her zaman burada. Bak hemen burada Erkan abimin TikTok hesabını gösterelim. Hemen onu da takip edin arkadaşlar. Her türlü yardımcı olur. Çok teşekkür ederim. Sizi aç bırakmaz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Evet. Erkan K.E. Eli 0. Abi çok sağ ol. Eline, emeğine, her şeyine sağlık. Ayağına, koluna sağlık. Eyvallah, çok sağ ol. Bak burada gösterelim bu arada bir yandan. Abim tezgahın başında. İnanılmaz sıcak kaldı gerçekten. Senin ya, güzelliğin anlatılmaz, tartışılmaz. Tayland'da, Türkiye'de bir tanesin abi. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Abicim çok sağ ol. Kendine iyi bak. Dikkat et, eyvallah. Abi eyvallah, çok sağ ol. Evet, gördün abi, inanılmaz bir enerjisi var. Müthiş bir adam. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka buraya uğrayın. Hatta bizden de selam söyleyin. Bak biz böyle böyle bir videoda size denk geldik buradan diye. İnanılmaz bir adam. Gerçekten çok kral. Her türlü yardımcı da olur size. Ve lezzetli de, biz az önce bir şeyler atıştırdık burada. Kesinlikle buraya gelirseniz burayı deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Walking Street'teyiz. Evet, trafiğe kapalı bu arada burası. Saat 9 ile gece 4 arasında. Evet, böyle start noktası var arkadaşlar. Başlangıcı bu şekilde. Karşılıklı olarak bir sürü mekan. Devam. Bak şimdi bu abi gösterdi. Ama normalde dediğim gibi saklıyorlar yani. Böyle değişik ya. Tam olarak ne olduğunu anlayamadım yani. Evet, burada bir Ariana dükkanı var. Burada atış poligonları var bu arada. 15 tane atış, 100 baht tabancayla, tüfekle 50 atış, 200 baht. Bak şekil ha, abiler atıyor. İnanılmaz sıcak ya. Evet bak burada bir tane daha Türk restoranı var. King Kebap diye. Böyle bu arada çok var arkadaşlar. Türklere ait restoranlar. Bak burada dondurmacı abi. Hep sesler birbirine giriyor. Böyle bir şey yok. Saat bu arada daha 9.30. Burası da rock var. Bura bayağı iyi bu arada. Canlı müzik var burada. Rock müzik yapıyorlar. Bak. Şu halime bak ya, nasıl terledim. İnanılmaz bir sıcak var ya. Yani burada ben şimdi size anlatmak istiyorum, konuşmak istiyorum ama konuşulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani sadece burayı, bu videoyu izleyeceksin yani. Başka hiçbir şey değil. Ben nasıl söyleyeyim, ne anlatayım, ne kadar konuşabilirim böyle bir videoda? Gerçekten artık yani bilemiyorum. Ben susayım, sadece izleyin. O kadar. Daha birçok şeyi gösteremiyorum. Keşke gösterebilsem. Ama problem, sıkıntı yaratıyorlar çok fazla. Elimizden geldiği kadar göstermeye çalışıyoruz tabii de. Bak burası da, ya az önce dedim ya size, Hintler çok fazla diye. Hintlere ait bir gece kulübü. Bu şekilde. Burada bir deniz ürünleri satan restoran varmış.
fotoğraf çekiyor. Genelde burada bu arada tarife de şu şekilde. Yani ortalama mekanlarda bira 130 ila 150, 170, 180 arasında 4 dolara bir 33'lük bira içiyorsunuz arkadaşlar. Burada bir mekanda. Aynısı Bangkok'ta 50'liği 130'du. Aynen 130'du Bangkok'ta 50'liği. Bak burada gözlükçü varmış bu arada. Bunlar güzele benziyorlar ha. 60 baht. 2 dolar. Şimdi burası yavaş yavaş sanırım sonuna geldik. Aynen öyle oldu herhalde. Bak burada ışıklar bitti. Böyle burada kaldı. Şimdi tekrardan aynı yolu geri dönelim. Birazcık bizimkilerin yanına doğru oturalım. Evet, şimdi markete geldik. Oh. Abi! Senin olan tek yerler bak adam aklı. Korktum abi. Hello. Serin olan tek yer market bu arada. Tam onu söylerken bağırdı. Aklımı aldı manyak adam. Hazır buraya gelmişken size market fiyatlarını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle sandviçler var. Bu sandviçleri buradan alıp kasaya götürüyorsun. Kasada işte mikrodalgası var, tost makinesi var. Hepsini hazırlayıp sana veriyor. 20 ila 30 baht arasında. Yani bu da ortalama 80-90 cent falan yapıyor. Burada muzlar var. Bu muzlar 9 baht arkadaşlar. Ondan sonra konserveler varmış bak. 35 baht 1 dolar öyle düşünün. Bak bu 30 baht. Şöyle bir konserve. Ton balığı varmış bak burada. 35 baht. 1 dolar yani. Bu şekilde. Yağlar var. 48, 54, 46. Genelde bu şekilde yağların fiyatları da. Şurada bak 2 litre miymiş bu? Biraz büyük bu. 88 diyor. Evet. Ondan sonra bak burada hemen Yellow Tea var. Lipton'un 83 baht. Evet, noodle'lar var burada. 15, 10, 20 baht. Geneli böyle. Şimdi ufaktan tekrardan harekete geçelim. Ne yaptık? Serinledik. İyi de geldi. Daha detaylı market çekeceğim bu arada arkadaşlar. Problem yok ondan yana. Halledeceğiz. Evet. Evet bak burada bir tane Türk dondurmacı var. Görüyorsun, inanılmaz yüksek ses ya. Çok yüksek ses. Burası gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Burada gece hayatı sabah saat 7'ye kadar devam ediyor. 12'den sonra başlayıp sabah 7'ye kadar devam. İnsanlar deliler gibi eğleniyorlar. Böyle bir şey yok. Bak burada bir amca var. Burada bak sihirbaz var bir tane. Bak burada Daniele var. Merhaba. Where are you from Daniele? Argentina. Arjantinli. Bak burada ne varmış? Göstermedi. Şey olayı var, bir pimpon olayı var da tam olarak onu çözemedim. Onu da öğrendikten sonra göstereceğim onu da size. Bunu anlatamam arkadaşlar. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ya da. Böyle oyunlar var. Garip bir şekilde hani yok ben bunu anlatamam ya. Ben yani tam olarak ben de bilmiyorum zaten de. Hani kafamda canlandırdığım şeyi dile getiremiyorum. Çok sıkıntılı bir olay. Göstermiyorlar çok fazla kamera açık olduğundan dolayı. Yani normal şartlarda ağzımın içine kadar sokuyor adam yani. Bunun olayı da çok iyi. Bak burada ablaların elinde 4 tane top var. Buradan şurada bir tane kalp var. O kalbi hızlı bir şekilde topu atıp buradaki ablayı düşürmeye çalışıyorsun. Hiçbir esprisi yok. 100 baht. Maksadı tamamen eğlence yani. 100 baht veriyorsun. Toplarla oraya doğru vurmaya çalışıyorsun. Öyle bir şey. Çok garip. Bak kamerayı görünce hemen saklıyorlar. Hiç bana göstermiyor, görüyorsun değil mi? Burası böyle bu arada bayağı uzun yani.
Çok fazla mekan var arkadaşlar. Bak ne yazıyor? Russian Sugar Girls. Bildiğin burası yüksek ihtimalle striptease kulüp. Böyle bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim. Burada böyle Walking Street gibi bir iki tane daha sokak varmış. Onlara da gideceğiz. Ben hepsini bulup göstermeye çalışacağım. Oralar da böyle bayağı canlıymış. Oraların çok fazla bilinmemesinin sebebi buranın çok fazla popüler olması arkadaşlar. Evet şimdi içeri gidiyoruz hadi. No tequila, no feeling. See you. Evet, onlar biraz daha eğlenecekler. Ben biraz geçeyim. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Yine söylediğim gibi, burada çok fazla geçilecek yer yok ama yani gösterebildiğim kadar göstereceğim. Her yer böyle sağlı sollu. Gezecek yer yok derken var gezecek yer ama sadece eğlence mekanlarıyla dolu. Aslında bizim istediğimiz de bu. Evet. Şimdi gezelim. Bu arada burası saat geçtikçe ciddi manada daha çok kalabalık olmaya başlıyor arkadaşlar. Gece burada 12'den sonra başlıyor. Bir tane kankam var şimdi. Hintli. Mesaj attı bana. Gel diyor. Beraber diyor. Gece kulübüne gidelim. Şimdi onu bir bulayım. Onunla bir görüşelim. Sohbet edelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Diyorum ki neredesin? Diyor ki sokaktayım. Yani bu cadde üzerinde olduğunu söylüyor. Ama dedim neredesin? Kafayı yemiş. Adamla anlaşamıyoruz ya. Bu arada ciddi bir sıcak var arkadaşlar. İnanılmaz sıcak ya. Abi 31 derece. Şaka gibi. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Çok sıcak. Arkadaşlar şimdi kankam geldi. What's your name? My name is Rahul from India. Rahul. Rahul. Hindistanlı kankam benim. Dün gece tanıştık. Çok on numara adam. Evet, Rahul'le beraber birazdan arkadaşlar hep beraber toplanacağız. Bizimkilerin yanına gideceğiz. Ondan sonra bakalım. Bakalım ne oluyor? Silahlı. Abi ne haber? Merhaba. Merhaba, nasılsın? Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Evet gördün, her yerdeyiz. Sana Pattaya'da meşhur Walking Street'i gezdirdik. Eğlendik. Güzel, çok güzel burası. Gerçekten görülmeye değer bir yer arkadaşlar bu arada. Yani sadece şurada yürümek bile müthiş güzel, müthiş keyifli. O meşhur yazının olduğu yere geldik. Yani caddenin başlangıcı burası. Caddeyi bitirdik. Bir ileri gittik, bir geri geldik. Buradan sonra da bir sonraki videoda diğer popüler caddeleri gezmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Hello. Şimdilik o zaman şöyle yapalım. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Ciao.